أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. İnan son tarihlerde eğer becerebilirsem tabi olmuş olan derslerden en hoşlardan bir tanesi bu olacak zannediyorum. Bu ihtiyaç böyle bakmak, yani bu dersi Fransa'da başladı. Böyle merak. Orada bir sebeple konumuz tesettür. Hemen aklımıza gidiyor kadının örtülmesi. Değil mi? Oraya gidiyor. Kadının örtülmesi. Kadının örtülmesi tesettürün esas unsurlarından bir tanesidir. Dört tane şeyin bir tanesidir. Dört tane diğerlerine. Allah'ın tesettürü var. Kainatın tesettürü var. İnsanların tesettürü var. İnsanların kadınlara giriyor. Allah'ın tesettürü var. Şeceri hilkatın tesettürü var. İnsanlığın tesettürü var. Kadınlara has kılınan dörtte bir tesettür var. Biz ilk önce şeyden başlayayım. Allah'ın tesettüründen bahsedeyim. Tesettürle perde arasındaki farkı da şey yaparım, neyse. Hızlı hızlı gideceğim inşallah. Bitirsek bir derste bitirmek istiyorum. Çok merak ettim ben bunu. Cenab-ı Hak hakkında... Önce tesettürün tanımını mı yapıyorsunuz sana bir tesettür? Onun tanımını yapacağım. Tesettür tanımını yapacağım Allah ile. Yani böyle bir şeyi kapatmak, örtmek değil de, yani sırf ona has olmadığını, unsurundan bir unsur olduğunu... Cenab-ı Hak hakkında Celle Celaluhu perde manasındaki tesettür vardır. Ya şöyle diyeyim, tesettürle perde ters çalışıyor. Yani şöyle, batının, enfusun dışarıdaki zuhurat işlevi perde. Mesela toprak, hava, sinema perdesi, ben ona örnek vereyim. Mesela toprak perdesi diyoruz da. Gaflet perdesi diyor. Sinema perdesi diyor. Hava perdesi diyor. Perdenin kendi içinde iki tane şey çalışıyor. Bazen örten kapa manasında kullanılıyor ama çoğunlukla ifade edildiği şey. Mesela toprak perdesinde çekirdeğin neşonemalandırıyor. Yani çekirdeğin batınında bu kiraz çekirdeği mi, maydanoz çekirdeği mi, armut çekirdeği mi, tam ne olduğunu inşa eden, dışarıya gösteren. Perde daha çok batının dışa zuhur yeri, sinema perdesi. Filmi anlamıyoruz, gözle göremiyoruz yani. Perdeye bakınca filmin içerisinin gözüktüğü yer. Yani batının dışarıya taşındı. Tesettür ise bunun tersi. Nasıl? Dış dünyadakileri iç aleme taşınması için bir atölye ve içsel kimlik ve kişiliği oluşturma sistemi. Tesettür. Tesettür yani dişi içeriye taşıyan yöntem, sistem ve atölye. Yani atölye derken malzemeyi götürüyorsun, tahtayı, mobilya çıkıyor. Ne bileyim, işleniyor ya. Demiri götürüyorsun, fabrikada araba oluyor, uçak oluyor. Yani atölye. Demiri alıyorsun, İşliyor,
uçak oluyor. Şimdi bu atölye gibidir tesettür. Dışarıyı içeriye alırken imbiklerden, sistemlerden geçiriyor ve içe uygun hale getiriyor. Kişinin de kimliğini ve kişiliğini oluşturuyor. Yani tesettürle perde biraz ters çalışıyor. Biraz ters çalışıyor. Mesela çekirdek içindeki programı ne olduğunu bilmiyoruz. Dışarıya gösteren toprak perdesi mesela. Mesela takva. Takva tesettürün ana teması. Ama yani ana özelliği takva. Takva nedir? Baktığımız zaman çok acayip bir şeylere taşıyor bizi. Bir menihattan, iki günahlardan iştinab etmek. 148 Kastamonu. Menihat nedir? Günah nedir? Günah malumdur. Günah malum. Mesela içki içmek, zina yapmak. Mesela namazı terk etmek. Değil mi bunlar? Malum olan. Peki menihat nedir? Bu bir tanesi günah işlememek, günahlar. Ötekisi terkler. Yani daha fiile çıkmamış, bir kuvvete kalmış, fiile çıkmasın diyor. Yani ya, yani kısacası günahlardan uzak durarak kalp çalışıyor. Menihattan yani terkleri yaparak dima çalışıyor. Çalışıyor. Mesela haseti terk et diyor. Gıybeti terk et. Suizanı terk et. Bunlar menihat. Menihattır. Yani İslam'a girerken la ilaheler. İllallah ötekiler. La ilahe illallah'taki la ilahe. Yani Risale-i Nur'da 32. sözde şey diyor. İslamiyet'in her bir menfi meselesi. Her bir menfi meselesi de bir hakikatin ucu ve vanıdır diyor. Tamam mı? Yani Dima'daki, işin oraya girmeyeyim çünkü 32. Meniyet günah değil değil mi abi? He? Meniyet günah değil. Meniadi. Ayrı çünkü meniyet ve günah. Ve günahlar ayrı. Az önce misal verdin Hasan abi. Yani işte haset etme. İnsan haset yapmış. Bu bir günah işlemiş oldu. Bu günah. Yapmamakla yapmak. Terkler. Bir de bunu yapma diyor. Terk. Yani. Ha terk. Yani terkleri terk edersen yani kafa çalışmaya. Dima çalıştıran teklerdir. Evet. Yani o terkler dima çalıştırıyor. Şimdi takva ile buradaki tesettürü nasıl bir... Şimdi ona ben terklerden birkaç tane de okuyayım da belki de. Evet, ne bileyim. Günahlar ve kibarları terk et. Allah namına olmayanları terk et. Aşkı mecaziyi terk et. Hevai nefsini terk et. Siyaseti terk et. Yani bir şey yapmamakla yapıyorsun. Ama gene günah abi. Günahı terk ediyorum ben abi. Yani yok o durduğum zaman yapmıyorum. Ama ötekisi öyle değil. Günah ikinci plana kalıyor. Tabii fiil. Mesela diyelim ki namazı terk etmek. Ne oldu? Kılmamak. O günah oldu. Mesela Adem hesabına çalışanlar. Mesela şeytan Adem hesabına çalışır. Tamam. Mesela eneyi terk et. Eneyi terk et. Enaniyeti terk et. Menfi taassubu terk et. Tembelliği terk et. Bir eylem gerekmiyor. Evet, terk et evet. Yani. Ötekisi eylem. Ademi fiil yani bunlar. Ademi fiiller bunlar. Yani dimağı çalıştıran. Bu çok önemli. O zaman insanın kesbinden çıkıyor değil mi sana bu Adem'in fiiller? Evet. Kesipten geliyor yani. Kesipten geliyor. Şimdi bu iki tane şey. Takva neydi? Menhiyattan terkler ve günahlardan malum fiiller. Bunlar daha şey, kuvve. Şimdi takva tesettürün temelidir. Takva nedir dediğimiz, baktığımız zaman karpuz gibi yararsak içinde
irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Değil mi? 136 Hutbe-i Şamiye. Yani şimdi takva-i kamile oluyor saydığınız. Saydığımız yani, takva bu. Takva-i kamile. Takva-i kamile. Ama derecesine göre düşük oluyor. Şimdi bu takva şeyi çalıştırıyor. Ruhu çalıştırıyor. Motoru yani. Şimdi bu takva da tesettürün temeli. Temeli. Bununla işliyor. Şimdi tesettür deyince hemen kadının örtülmesi hatıra geliyor. Tesettür, Allah'ın tesettürü var. Buraya biraz... Anlayacağım. Şeceri hilkatın tesettürü var. İnsanlığın tesettürü var. Kadının tesettürü var. Ben ilk önce en zirveden şey yapayım. Veya ilk önce kadına niçin nispet edilmiş hemen? İnsan, kadının tesettürü insana verilen değerden kaynaklanıyor. Zira insanın inşa ve ihya edildiği mahal olduğundan inşa, inşaat. İhya, hayat vermek. İnşaat, inşaat yapmak. İnşa ve ihya. Yani bedenin imal edilip hayat verildiği yer. Sonradan Allah ruhumdan öfledim ruhunu. Demek ki insanın ihya ve inşa edildiği yer kadın olduğu için bu kadına müdahale Adem. Adem burada mısın kardeşim? İnsanın ihya ve inşa edilip ruhunun öflendiği mahal olduğundan kadının tesettürü çocuğun korunması içindir. İnsana verilen değerdendir. Yani kolunu sağlaya sağlaya çocuğa kimse müdahil olmasın. Karakteri, nesebi, sistemi, ruhsal yapısını korumak içindir. Bunu da soruyor sana abi yani. Mesela Üstad'ın annesi abdestsiz içirmezmiş yani. Abdestsiz içirmemesi, herkesin, herkese mal olmuş bir kadından olan çocuk. Ruhsal yapısı. Ne olur? Bir de kadının psikoloji yapısı, ruhsal yapısı, anlayışı vesaire direkt ama çocuğu etkiliyor karındayken. Dolayısıyla kadına nispet edilmesi kadının yüceltilmesindendir ve yüceltilmesinin en büyük sebebi insanların inşa ve ihya edildiği yerdir. İnsan inşa edilip yani orada inşaat yapılıp hayat verildiğinde ruhu öfleniyor. Hem de Allah öflüyor. Bu değerden yani yaptığı işlevden dolayı bir geçi tanı olmaması lazım. İnsanı değil. Dolayısıyla erkekte öyle insanın ruhu değişmiyor. Kadında iken değişiyor. Bu birincisi kadına nispet edilmesinin sebebi. İkincisi, kadın aynı zamanda, çok ilginçtir ama izaha girersek uzun olur, ne anladıksa. Şimdi şöyle diyeyim, vücut, varlık, vücut, Adem'den vücuda çıkıyor. Adem'den vücuda çıkıyorsa, vücuttan da Adem'e geçiş vardır. Mesela şeytan ve günahlar Adem hesabına çalışır. İşte Adem alemleri hesabına günahlar çalıştığı için kadın hem vücut aleminin yani insanlığın çıkışı olmakla beraber Adem alemlerinin de geçişidir. O koridor Adem'e sokar insanı. Yaşamamış gibi yapar, vücuttan Adem'e atar. Adem'i bir koridordur. Yani aynı zamanda hiçliğini bilmeyen koridorudur. Şöyle diyeyim, ne anladıksa. Hiçliğini bilmek iki yolla mümkündür.
Birisi tefekkürle, birisi geliş yollarını ters istikamette çalıştırmakla. Yani insan hangi alemlerden gelmişse, dünyaya gelmişse en son, en sondan aslına doğru koridorları kullanarak o ruha o alemleri yaşatmak. Yani lezzet seni, lezzet ne demektir? Seni beşeriyetten, bedensel hayattan, düşüncelerden, hissiyatlardan, gittiler geldiler, dünyevi hadiselerden seni alıkoyandır. Seni oralardan çıkarttığı için lezzetlidir. Yani anne karnından geldiğimiz için aynı yolları kullanarak Adem Safiyullah olmaktır. Bu yol. Şöyle diyeyim bunun şeyinde. 8 dakika bir lezzet için kadın ve erkek ortaya çıkacak bir çocuğun ve aile hayatının bu kadar mesuliyeti var. Çocuk değil mi? Bu kadar sorun. Bu kadar insanı mesuliyet yüklüyor. Allah 8 dakika için insana 8 dakika için bu kadar mesuliyeti yüklemez. Yoksa tuzak olur. Cinsellik. Haşa. Allah bundan münezzehtir. Yani nasıl yani abi? Anlatacağım biraz. Anladığın kadarıyla. 8 dakika lezzet için bu kadar, yani bu lezzet, bu kadar kısa bir lezzet için çocuğun sorumluluğu var. Kadının sorumluluğu var. Baba olmanın sorumluluğu var. Koca olmanın sorumluluğu var. Anne olmanın sorumluluğu var. Yok mu? Bu sorumluluk çok büyük değil mi? Bu kadar büyük yük 8 dakika için adeta balık yakalamak için kullanılan yem değil midir? Yem gibi olur. 8 dakika için bu kadar yüke girilir mi? Girilmez. O zaman başka bir şey var burada. Bir, insanlığın inşa edilmesi var. İki, aslında o doğum yollarını, yöntemlerini kullanarak elbiseyi çıkartıyorsun. Bak elbiseyi çıkartıyorsun. Atleti çıkarıyorsun. Aynı bunun gibi içeri giriyorsun. Bedenden de sıyrılıyorsun. Düşüncelerden de sıyrılıyorsun. Akılda bir şey yok. Her şeyden sıyrılmadan ortaya çıkan halete lezzet deniliyor zaten. Çıkar, 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 çıkar. Seni aslına taşıdığı için buna nispet edilmiş. Ne anladınız artık? Bizim dediğin lezzet hangi lezzet? Herhangi lezzet. Ne anladın sen? Bir lezzet, şu lezzet, bir lezzet. Tamam. Bam telidir. Şimdi Allah'ın tesettüründen bahsediyor. Şualar 104'ten. İzzet yani azamet benim izarım yani üst örtümdür. Allah'ın örtüsünden bahsediyor. Bu ayet nedir bu? Şeydir, hadis. Kibriya ise benim ridamdır. Yani alt örtümdür. Şualarda geçiyor. 7. şuada. Ayet-i Kübra'da var. Rida üst demektir. Yani izar ve rida var ya. Hacca gittiği zaman iki tane. Yani o bir simgedir. Bir üste örtüyorsun. Bir altta örtüyorsun. İçinde hiçbir şey yok. Diyor ki azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Şimdi perdenin iki manası vardı. Bir örten manasında örten, bir de açığa çıkaran. Sinema perdesi açığa çıkarıyor filmi. Toprak perdesi açığa çıkarıyor. Günah perdesi öldürüyor. Şimdi azamet bir vesile-i hicap olduğu gibi, bu gayrimüteşhirden okuyorum. Bu Latince'de yok, Osmanlıca'da var. Azamet bir vesile-i hicap olduğu gibi, yani hicap tesettür. Allah'ın azameti, azamet ve kibri, Allah'ın azamet ve kibriyası tesettürüdür. Diyor ki, azamet bir vesile-i hicap olduğu gibi, azametten neşet eden
ve azametin bir nevi ünvanı ve diğer bir sureti olan şiddeti zuhur dahi bir vesileyi ihtifa ve ihticaptır. Yani bir tanesi ifade edildi, bir yönde taşındı. Onu okuyacağım şimdi, şaşıracaksınız. Evet, güneşin şiddeti nuru zatını setreder, hastalıklı gözler göremez. Akıl ile ihata diyor. Kalp ile görmeye manidir. Orada diyor. Akıl ile ihata, azamet, kalp ile görmeye manidir, kibriya. Marifetullah'ta terakki etmeyen cazibedar bir ihticab-ı kutsidir. Bunlar. Azamet, Allahu alem, akla bakar. Kibriya ise kalbe bakar. Bir de okuyayım. Azamet, Allahu alem, dedi ya, azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Azamet, Allahu alem, kendi tespitim, akla, dimağa bakar. Yani teklerle ulaşılabilecek bir makam-ı âlâ. Allah onların içerisinde, tesettüründe koymuş. Teklerin içerisine koymuş azametini. Kibriya ise kalbe bakar. Kalp de zikir ve ubudiyetle çalışır. Kibriya. Azamet dimağa bakıyor, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü. Yani beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azameti mümkün olamaz. Kemalatına bir misal olamaz. Efsafına, muhakemesine bir vasıta bulmak vusatinde değildir. Kibriya ise kudreti ve her cihette büyüklüğü, yücelik, kusursuzluğu, sonsuz ve erişilmez olduğunu şey yapıyor. Şimdi demek ki Allah'ın da tesettürü vardır. Eğer tesettürü, azamet ve kibriyasını kaldırsaydık, varlık aslına döner, her şey yok olurdu. Dolayısıyla Esma'nın bu mertebede kalabilmesi, mesela şöyle diyeyim, mukladis var burada, burada demir var. Yanaştırırsan çekim alanına gider, en son öyle bir cezbe olur ki astına yapışır. Bunu burada tutan azamet ve kibriyadır. Azamet ve kibriyadır. Bunu simgesel itibariyle şeytan tanımlanır. Hani dolayısıyla eğer azamet dima, dimada şeyi kalksa azameti özelliği olmasa dima son haddini hemen anlar ki aslına yapışır. Varlıktan çıkar, esmalaşırız. Evet. Bu demiri çeker yani. Burada bu demiri burada tutan bu mesafe değil midir? Ama bizim mahluki tarafımız var sana ben nasıl? İşte mahlukiyetin kalkıyor yani. Mesela buz. Sudur. Değil mi? H2O'dur. Kalktı. Enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i mahluk mudur? Değildir. Vacip midir? Değildir. Ne aydır ne gayrıdır. Aynadaki güneş. Güneş midir? Ha, mahlukiyeti yaratmasından, azamet ve kibriyasından dolayı Esma'nın içerisindeki mertebeleri yapan azamet ve kibriyadır ve mahluk olarak gözüküyor. Evet, şöyle bir hadis var Mesleğin önünde. Evvela benim nurumu yarattı diyor Cenab-ı Hak. Ha, nurumu niçin? Tabii ki evvelüme halakalar nuru. Allah varken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Tamam mı? Karar verdi, mahlukatı yaratacağım. Bir şekilde bir çekirdeği yarattı. 259, 258 bağla. Bu çekirdek mahluk değil. Bu cihette mec'uldur. Mec'uldur. Mahluk denilemez. Vücud değil mi? Bile değil yani. Ha, sonra bütün zuhuratlar bunun üzerine bina etti. Buradan çıkarttı. Bundan sonra mahluktur. Mesela ruh kanun emridir diyor. Mahluk değildir. Zihayatta, zihşurdur, kanun emri, vücud-u alici takılarak mahluk oldu diyor. Ruhun asli itibariyle, celev itibariyle mahluk değil. Ama vacip de değil. Buna berzah deniliyor. Ayna mesela. Ayna ruhtur. Ayna camlıktan çıkaran arkasındaki boyada nefistir.
Bu aynaya siyah boya vurmasanız güneş ve eşya vurur geçer. Tamam mı? Cama ayna yapan siyahdır. Ruhu mahluk yapan budur. Nefis. Nefis. Yani beşeriyet. İlle şeytan değil bu. Beşeriyet yani. Zihayattır, zişurdur, kanunem vücud harici. Mahluk oldu. Peki, haşa, şemsezeli Allah diyelim güneşe. Şemsezeli diye deniyor. Peki, bu ayna ruhtur. Bu siyah camdan çıkıp ayna yapan beşeriyetimiz, kürsümüz ne yaptı? Ruhu mahluk yaptı. Aynada gözüken güneş Cenab-ı Hakk'ın ruhumuza taayyum ve teşahhus etmiş şey. Beni seven müminin kalbindeki hali. Buna güneş denilmez. Değil de denilmez. Ne aydır ne gayrıdır. Bendeki odur. İşte bunu kastederek namazda buraya kadar geliyoruz. Buradaki güneş de o güneşe İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yoksa diyemez. Ayna diyemez. Ben sana ibadet ederim, senden yardım isterim diyemez. Ondan öncekileri ruh diyordu. Ne diyordu? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine olsun, hamdolsun. Ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Ben, sen, o. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir, ahiretin sahibidir. Buraya kadar ruh diyor. Ondan sonra ruhtaki diyor. Ruhtaki beni seven müminin kalbini onaylanan ruhun. Yani İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn. Bu tayin edici şu anlar 9. sayfada anlatıyor. Şimdi şey yapmayacağım. Şimdi Allah'ın tesettürü bu. Azamet ve kibriya Allah'ın lüzumlu bir perdesidir. Aynı zamanda tesettürüdür. Hani vahiyeti kimse görmeyecek ya abi. Bu da bir tesettür değil mi abi? Tabi. Yani perde, tesettür. Yani siz gelmeden önce anlatmıştım. Perde ile tesettür ikisi ters çalışıyor. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra ben tesettüre devam ediyorum. Kadına niçin nispet edildiğini anlattım. Ona dört özelliğinden dolayı bir Adem hesabına çalışabiliyor. Unutmayın. Bir şey ne kadar nimetse onun zıttını barındırdığı için nimet olmuş. Yoksa vacip olur. Mesela su, sıcaklığı derecelendiren ona soğun müdahalesiyledir. En şefkatli kimdir? Yani Allah'ın dışında mahlukat itibariyle. Peki. Biz itibariyle düşün kadın. Değil mi? Şefkat kahraman. Kadın en şefkatli olduğundan barındırıyor, en zalim de odur. Çünkü en zalim olmasının sebebi varlığı Adem'e dönüştürdüğü içindir. Günahla ruhu öldürüyor, ondan zalim. Şefkati ters kullanınca. Şefkati ters kullanmaktan ve günahla insanların ruhunu öldürdüğü için. Onların yüzsüz yüzüne fena kapacak diyor. Evet, yüzsüz yüzünde. Evet. Yüzsüz olanın yüzsüz yüzünde. Evet. Ruhu öldürdüğü için. Bir şey unutmayın. Allah ne kadar büyük nimetse inkar o kadar zıttıdır. Onun için Allah'ı onaylamak neyse bedeli zıttıdır onu reddetmek. Artı iki diyebilmen için eksi iki olması lazım. Eksi ikiyi kaldırın artı iki de yoktur. Mahiyeti zatinin bir altı nedir dışarı çıkışı? Şunat-ı zatiye. Şunat-ı zatiye'nin merkezi nedir? Şefkat-ı mukaddese. Daha dışarıya çık şefkattan. Muhabbet-i münezzehe. Mukaddes bile değil, münezzehe. En şunatın en merkezi şefkattır. En merkezi. Kadın da şefkatin merkezidir. Yani Allah'ın zatına en merkezdir. Allah'ın zatından da en çok uzak orasıdır. Korkunçtur yani. Bir, insan inşa ve ihya edildiği için ve Allah zatı ile tecelli ettiğim haldir. Ruhumu öflüyorum diyor. Cebrail yok orada artık. Hayatı şey getiriyor. İki dedik,
Kadın Adem hesabına çalışıyor. Üç, insanı aslına taşıyor. Doğum yollarımızı kullanarak ruhlar alemine taşınma yöntemidir. İkinci bir yöntem tefekkürleydi. Umumi bir cadde o. Bu lezzet yoludur ki 8 dakika için 8 dakikayı için bu kadar mesuliyeti yüklemiyor. Seni aslına taşıdığı için çok önemlidir. Hani o lezzeti anlatamazsınız hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde bilinemez. Nedir o lezzet? Sıyrılmalardan kaynaklanan. Kafasından benim bir tür tane düşüncesi olan o lezzeti alamaz. Mesela yemek yiyor. Ağzına şunu koydu bak. Yemek yiyor, televizyon seyrediyor. Veya konuşuyor. Yemekten lezzet alamaz. Ne kadar lezzet alır, ne kadar sıyrılırsa sebeplerden. Tamam mı? Şimdi ben tesettür çeşitlerinden gireceğiz. Kadın hem insanın bu dünyaya gelmesi sebep oluyor, hem de ölmesine sebep oluyor. Manevi evet. Tarafında. Evet. Ruhu öldürüyor mesela. Hem bu tarafa getiriyor seni, hem de aynı yolları kullanarak Adem Safiullahlaştırıyor seni. Yani bütün her şeyden tecerrüt et diyor. Düşüncelerden, evden, arabadan, paradan, dış dünyadan, her şeyden kopuyorsun. Yani tamamen sanki sıfırlamak, sıfır yapıyor seni zihnen, ruhen. Onun adı, o haletin adı lezzettir. Aslında sen o lezzeti aslına yaklaştığın için alıyorsun. İşte bu seni aslında ne anladın sen? Çocuğun dünyaya gelmesiyle bütün hayırlı canavar baktın ya, vücuda zemin oluyor. Hı-hı. Günahlarla beraber de adeta Adem'e zemin oluyor. Zemin oluyor. Peki, iki sayfam var. Hızlı gideyim. Tesettür toprağı altında ne şunema bulur diyoruz. Kaynaklarını okumayayım. Mesela bir tanesini söyleyeyim. 537 sözler. Altında cümle şeyler var. Zaten okuyanlar hep bilir. Bunun dışında zaten bulamazsın. Neyse uzun olmasın diye kaynak söylemeyeceğim. Yani şu külliyatın her tarafından. Tesettür topraktır. Sahip toprak olmalıdır. Tesettüre bürünmelidir. Bak, tesettür toprağı altında neşinema bulur. Yani hissiyat ulviyeler tesettürde neşinema bulur. Ha? Mesela kadının tesettürü, mesela Hazreti Ali söylüyor, cilbabıdır diyor. Erkeğin tesettürü diyor Hazreti Ali, nedir diyor? Kapaktır diyor. Yani kapak oradan tecrit etmek değil, bunu korumaktır burada. Ne var ki buraya zarar vermesin, kepenkleri kapatıyorsun. Çünkü gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden giren içeride her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. Yani orada da seyrettiğin film gibi filmi seyret, kapat, CD duruyor. Oradaki bir durmaz. Burada durursun. Şimdi durmaz. Bu artık su değil içeride. Peki, erkeğinle kadın arası takva nasıl mesela abi? Diyelim ki abi kadın vücudunu örtüyor. Erkek ise ruhunu örtmesi lazım. Evet. Yani kadın bedenini örterek ruhunu örtüyor. Evet. Gelecek zaten. Devam ediyorum. Bak nasıl örtüyor kadın ruhunu. 2. Lemallar 54. Gene dayanamadım söyleyeyim. Edebin bir nevi tesettürdür. Yani elbise değil. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikra, halatı set etmektir. Yani o bazı haletler var, fenomadenler var. Onları kapatıyorsun, içeride tutuyorsun. Edep haddini bilmektir. Haddini bilen hududunda kalır. Hudut da biliyorsunuz başkalarının meramına geçmesin diye. Başka şey yapayım. Sebebi hacalet olan haletler tesettürdür. Hacalet. Utanmak değil mi? Yani
utanma denilen şey var ya böyle, tesettürle işliyor. Tesettürle işliyor o latife. Ruhtaki o latife bununla işliyor. O latifenin varlığı kendisini göz kapakları olarak, kadında ise elbise olarak gösteriyor. O ruhtaki o utanma, hayayı. Haya latifesine işaret eden göz kapakları ve kadındaki libas. Çok ilginç. Bak, hazır mısınız? Başka bir şey giriyor. Esmaların birbirine karşı hudutlarıdır tesettür. Mesela şöyle diyeyim. Kahar ismi kahredeceğim. Yakıp yıkacağım. Rahmet diyor ki dur bir dakika ya. Ne oluyor? Bir dakika ne oluyorsun? Dur. Birbirine tutma şeyleri nasıl bir şeyse esmaların birbirinin hududuna geçememe hudutlarıdır. Tesettür. Muktezi hallere yani. Diyor. Yani evet. Muktezi hal değil. Her bir esmanın her bir mertebesi diğerini kapsamamasıdır tesettür. Allah, mesela esma'yı kilitler yani. İstila eder mesela. Her bir esma istila etmek ister. Onu durduruyor. Başka? Her bir esmanın bir hakikat meratibini gösterme hak ve hudududur. Yani her bir esma var ya, bizde bir sürü numuneler koymuş. Koymuş mu nihayetsiz? Şimdi bunların kıblesine koyup neşinemalandıracağız. Bunu neşinemalandıran şeydir, tesettürdür. Tesettürü çıkın, elbise ve göz kapaklarından içeriye girin. De artık ne olur ona gelmeyelim. Elbiseye has kılmayın. Ama bir gireyim bir daha. Kadında elbise, insanda göz kapağı. Gir içeriye, terkler ve fiiller. Yapmalar, yaplar. Bütünü. Tamam mı? İçerisi dışarıya gözükürse, perde dışarıdakiler içeriye böyle taşınırsa, tesettür. Şimdi bizde bir sürü şeyler yok mu? İstidat ve kabiliyetler. Onlar nasıl inkişaf edecek? Takva ile. Mesela dimağı ne kadar teklere alıştırırsak o kadar ilim gelir. Allah Resulü diyor ki okumadan, ilim yapmadan öğrenmek ilim isteyen var mı diyor. Okumadan ilim. Diyor ki takvanızı artırın diyor. Takva öğrenmek değil ki. Ha. Dima ilhama peygamberi vahiy edelim. İlhama sunuata, tuluata, işarata, rumuzata, telbiatlara mazhar olup o hakikatların mana mertebelerinin isimleriydi bunlar. Gelmesine sebep dimağın tecerrüt etmesidir. Yani terkleri muvaffak olmasıyla geliyor manalar. Kafada bir sürü bin bir türlü şeyler var, tilki kuyrukları var, birbirine karışmıyor. Bu kafaya ilham gelmez. Kafada bin bir türlü tilki kuyrukları var, bu kafayla taşınma manası olan tefekkür olmaz. Taşınmaktır tefekkür. Fikir yoldur, tefekkür yöntemdir. Tefekkürle alınan şey de bizdeki tevekkülümüzdür. Tefekkür bir hedefi vardır. Tefekkürün, tevekkülün hedefi yoktur. Mayeni yoktur. İçeriye giriyorum. Eşya, libas, esmaların iktizasıdır. Pamuk, yün. Tamam mı? Esmaların iktizasıdır. Esma yaratmış pamuğu. Amik Ovası'ndaki çukur ovada pamuğu o yarattı. Renkleri de Cenab-ı Hakk'ın mülevin ismasına dayanıyor. Libas esmaların iktizasıdır. Hissiyatlar da esmaların iktizasıdır. O hissiyat o zeminde gelişir ve neşunema bulur demektir. Yani hissiyatla libas aynıdır. Mesela onu şöyle anlatayım. Niye avukatlar böyle bir elbise giyer? Niye hakimler böyle elbise giyer? Niye pijama giyince kendini sokakta çıksan ayrı şey hissedersin? Yani
İnsanın fıtratını etkileyen zaman, zemin, tam, libas. İnsanın hissiyatlarını belirleyen veya hissiyatlarına malzeme yapan şeydir, tesettürdür, libastır. Libas demek hissiyat demektir. Mesela bak şu anda oturuyorsun karşıma Mehmet. Şimdi soyunsan, çamaşırla kalsan bu hissiyatın mı olur? Mesela banyoda diyor, küçük banyoysa duvara yaslanın. Böyle. Bu elinizi kapatın, sağ elinizi vurun. Eğer öteki ucuna eliniz değmiyorsa büyük banyodur, peştemalla yıkanın diyor. Eliniz değiyorsa haya yerlerinize bakmamak şartıyla elinizden geldiği kadar küçük banyodur. Giymezsen olabilir, şey olmayabilir. Orada bile. Yani libasla hissiyat aynı kaynaktan geliyor. Yani tesettürü emredendir, hissiyatı yapandır. Tesettürü kim emrettiyse hissiyatı da yapan ve libası da yaratan da o. Yani elbise ile hissiyat doğru orantılıdır. Mesela diyelim ki plastik giydin, vücudun yanacaktır. Beyaz giydin, siyah giydin. Niye Allah Resulü'nün mesela siyah sancağı var, yeşil sancağı var? Niçin nur talebeleri sarık beyaz şey yaparlar, sararlar? Çünkü talebedirler. Deprem mi oldu? Yok değil mi? Şimdi siyah olması muallimdir. Müderrisler takar. Yani medresede hocayı talebe ayırt edense şeydi, sarıktı. Demek ki hissiyatların zeminidir libas. Libas da gelişir o hissiyat. Yani hissiyatın malzemesidir libas. Ve onun ondan haber verir. Mesela 70 kaçıncı sayfadaydı. İşaret icazda diyor ki, yeri gelmişken orayı atlayayım. Diyor ki, şurada 67'de, başka bir şey okuyorum bak, çok mühim. Gizli olan umura şeriat emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder. Ubudiyetten istinadır tesettürsüzlük. Küfre teşebbüh etmeye emarelerdir tesettürsüzlük. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğunu katiyetle hükmedilmediğinden, adamın ne olduğunu, kadının ne olduğunu, şeriat zahire bakar, zahire göre hükmeder. Bunun ruhsal yapısının ne olduğunu bilemediğimizden dolayı alametlerle gireriz içeriye. Gizli olan sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani alamet, nişan, simge, sembol ve unvan olmuşlar libaslar. Libaslar, mesela foter, bak şu, böyle böyle, foter, şapkalar küfre alamet olmuş. Çünkü bu ne için çıkmış? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz şeyi çıkmıyor, namaz. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Ebu Cehil, bana tabi olanlara bunu ifade edecek. Nedir? Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Demektir foter. Dolayısıyla Yahudiler şey yapma. Bunu secde mani olma, bu simge ve sembol olmuş. Artık bez değil bu. Alem ve unvan olmuş. Mesela Türk bayrağı. Ya dese ki İngiltere, ya biz kendimiz kumaş dokuduk. Bizim atölyede yaptığımız kumaşı Türk bayrağını boyadık. Boya da bizim. Yaksak. Türkiye'yi rencide eder değil mi? Ama bayrak. Ama ne bayrağı? Adamın kumaşı, adamın boyası. Hayır. O kumaş kumaşlıktan çıkar, o boya boyalıktan çıkar. Bir milletin simgesini oluşturur. O bayrak, bayrak değildir. Kumaş değildir. O millettir. O hissiyattır. Nasıl hissiyattır? Türk bayrağının asıldığı zaman, İngiliz bayrağının asıldığı zaman, baktığın zaman aynı duygular mı olur? Adam size bayrağı indirmek için Türk bayrağı öldü yani. Yunan o da kafir. Kıbrıs'ta bayrağı indirmek için vurulacağını bildiği halde ve vuruldu yani. Bayraktan indirdiler aşağıya. Yani nedir? Bez değildir o. Tesettür tesettür değildir. Bayrak bayrak değildir. Nedir o?
alamettir, nişandır, simgedir, semboldür, unvandır. İşaret ve delalet ettiği zata, yani tesettür, mesela bayrak, işaret ettiği, gösterdiği devlete, tesettür, işaret ve gösterdiği zat, Allah'ı gösteriyor, işaret ediyor. Mesela, bakar mısınız şuraya? Niye oraya bakmadınız? Şimdi, zahirciler elime bakar, batıncılar elimin gösterdiğine bakar. Tesettürün gösterdiği işaret var. Allah diyor. Ben Allah'ınım. Allah'ınım, yani onunum. Ona ait. Allah'ın olduğuna, ubudiyet toprağı altına girdiğini. Çünkü ubudiyet bir topraktır, tesettür de bir topraktır. Neyin toprağıdır tesettür? Unutmayın, hissiyatın toprağıdır. Hissiyat onunla gelişir. Demek ki foter, başörtü, tesettür, ne bileyim kıldır, sarıktır, alamettir bunlar, nişandır, simgedir, semboldür ve unvandır. İşaret ve delalet ettiği zata ve kişiliğe, alemlere ve manalara göre, aleme ve manalara göre değer alırlar. Kime ait olduğunu, düşünce ve hislerinin hakikatını ve cinsini ifade etmeleridir. Yani bu foter, şapka, tesettür, sarık, işaret ettiği zatı ve manayı ve hissiyatının, içsel aleminin kıblesini gösteriyor. Yani bu insan, bu kadın, bu erkek, kıblesi neresi? Hayatın kıblesidir tesettür. Hissiyatın zeminidir tesettür, toprağıdır. İtibariyle çok özel, yani bu itibarla tesettür çok özel kimlik ve kişilik kazandıran unvanlar ve alametleridir, alametlerdir. Allah'ın o kişiye yani kişinin adım atmasından tesettürle Allah ona bir kimlik ve kişilik veriyor. İçsel alemini onunla boyalıyor. Yani Allah da cevap veriyor ruhuna. Yani tesettür kimlik ve kişiliğini ifade ediyor. Çok acayip. Artık ne anladıksa. Devam ediyorum. Devam edeyim şeyi libastan. Eşya, libaslar esmaların iktizalarıdır. Hissiyatların da esmaların iktizalarıdır. O hissiyat o zeminde gelişir ve neşünema bulur. Yani libas esmaların, yani elbise nedir? Esma-i Hüsna'nın cilve, cemal, nakşı ve sanatıdır. Hem o libasların zerreleri, şu libasların zerreleri, müekkelleri vardır. Onu oluşturmaktır. Dolayısıyla insana giydirilen, şimdi libastan bahsediyorum, ta merkezden, insana giydirilen elbiselere bakın, tesettüre bakın. Bir, o ben olan bene ruh giydirilmiş. Örtmüş, tesettür etmiş onu. Ruhu akıl örtmüş. Aklı his ve şuur örtmüş. Şuur ve hissi hayat örtmüş. Hayatı vücut örttü. Vücut. Vücudu suretim örttü. Suretim bedenim örttü. Bedenimi de libas örttü. Hatta şöyle bir şey diyeyim, şaşıracaksınız. Dolabınızda gömlekler var. 3-4 tane. 4 tane olursa zekata tabidir, onu da söyleyeyim ha. 3 tane olacak. Şimdi oradan bir tane tak aldın. Niye bunu almadın, bunu almadın da bunu aldın? Bunu tercih ettiren nedir sana? O anda böyle. Bugün acayip mail ettim buna. Bu değil. Veya yarın ya canım ya dün onu git. Niye giydimse Allah. Hayır. Şu. Aynı başka şey. Bunu tercih ettiren hissiyattır. Peki nedir o?
Hissiyat kendisini tanımlamak için libası kendi o seçer, hissiyat seçer. Akli değildir bu. Ve mantığı yoktur. Onun için zevkler ve şeyler, zevkler mi? Neler? Zevkler, renkler. Tartışılmaz. Tartışılmaz, özeldir. Niçin özeldir? Akli bir çerçevesi yok, mantığı yoktur bunun. Peki kim seçiyor? Hissiyat seçiyor. Mesela birisinin çok olmazsa olmaz elbisesin, ötekisi ama tövbe ya demesine sebep nedir? Hissiyat. O hususta aklı dinlemiyor değil mi? Dinlemiyor. Dinlemiyor. O zaman örten kişi, örtünmeyen kişi aradaki fark ortaya çıkmış oluyor. Evet, hissiyatını aşağı yapıyor. Mesela ben Düsseldorf'ta bir şeye çıktım. Kuleye 178 metrekareye çıkarttılar. Ondan sonra onun en şerefede camlı vardı. Cama yanaşamıyorsun. Etrafı camlan ama cama bile yanaşamıyorsun. Cam bu kadar kalın. Yanaşınca ayakların kemençe çalıyor. Skoda gibi eğiliyor. Yani hiç titriyor yani. Aklen diyorsun ki bak hisle akıl çatışmasını orada şey yaptı. Akıl diyor ki bir şey yok, cam var. Bu kadar cam var. Hissiyat diyor ki hayır, tehlike var, yanaşma. Ben orada yaşadım. Akıl mı, his mi? Sonra ustaca baktım ki yanaştıkça aklen hayır gideceksin. Kabadayılık yapıyorsun ama hissiyat yapmıyor. Peki başka bir yöntem denedim. Tehlike dediği yere bir adım attım. Durdu, var mı bir şey? Durdu. Yok dedi. Ya gitme. Bir adım da attım. Ata dura. Attım durdum. En sona kadar attım ve durdum. Giden var mı insanlarda? Var tabii. Tek tükler var. Yani içki de içildiği için akılları olmadığından gidiliyor. Yani hissiyat da yok ya böyle. Yani uçak gibi bakış oluyor o zaman değil mi? Çok. Evet. Uçağa da benzemiyor bu. Çünkü böyle bir cam yok. Yani burası düz ya. Camı böyle koymuşlar. Yan. Yani ne bileyim şöyle. Şöyle yatay. Yatay. 75 derece. Cama yanaşınca böyle yanaşmıyorsun. O bir şey değil. Yanaşınca böyle yatıyorsun. 75 derece havaya düşüyorsun böyle. Tamam mı? Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Hissiyat eğitilebilir köpek gibi. İşte bu tesettürü istiyor, bu istemiyor. Mesela bir kadının istihsan ettiği, güzel bulduğu bir libası, elbise, ötekisi kerih görüyor. Sebebi nedir? İçtir. O zaman içerideki gizli durumdan seçim bize ifade ediyor. Seçmesi onun dışa vuruşudur. Yani elbiseyi seçmesi, rengi seçmesi adeta hissiyatının casus diyoruz. Heva diyebilir miyiz aslında? Heva mı acaba tesettürde gözüküyor? Yani tercih eden histir. Hevası dışarıya vuruyor. Demek ki şeyi kaçırmayın. İnsan ben olan ben. Benim gömleğim. Benim atletim gir içeriye. Benim bedenim gir içeriye. Benim vücudum gir içeriye. Benim hayatım gir içeriye. Benim his ve şuurum gir içeriye. Benim aklım gir içeriye, benim ruhum. Ondan sonra bitti. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum kaldırmaz. Hatta niçin ruhunuzu kirlettiniz diye sorulacak. Ruhunuzu niçin öldürdünüz? Demek verilmiş. Ben olan ben var bir tane. Verilmemiş ama ben de değilim, değil de değilim. Nedir o? Mec'ul. Alemde mec'ul, mahlukatta bizde ene. Peygamberimiz Aleyhisselam'da ise Nur-u Muhammed. Şimdi bak bize ne giydirilmiş? Ruh giydirilmiş. Ruh eneyi tesettürlemiş. Başka olamaz. Eneye en uygun tesettür ruhtur. Ruha en iyi tesettür akıldır. Akla en iyi tesettür dışarıya çıkıyorum. Ezberden sallama yapmıyorum. Akla en iyi tesettür his ve şuurdur. His ve şuura en iyi tesettür hayattır. Bu hayat en iyi tesettür benim tipim. Niye sizden farklı? Niye namaz kılan kılmayan Alevidir, Sünnidir,
Fransızdır, Almandır, Türktür, şeydir, bunlar gözüküyor. Yani nedir? Surettir. Çık dışarıya, bedendir. Atomik yapıya beden deniliyor. Çık dışarıya, bunu. Ben bunu niye tercih ettim? Benim dolapta renkli gömlek yok. Beyaz var. Ya Hasan abi, bu zamanki insanlar kendi hislerini dinlemiyor, başkasını yaşıyorlar. Hep model takip ediyorlar. Yani. Evet. O zaten onlar basit şeyler de. Yani ne derlerdi yaşaması? Dışarıda olduğunu gösteriyor. İçeride kimse yok. 23. sözde şöyle geçiyor. Saraylara denk geldim diyor. Herkes kapıda oynuyordu diyor. İçeride kimse yoktu diyor. Bütün vazifeler muattal kalmış diyor. Tamam mı? Yani ama öteki tarafa bir baktım ki diyor kapıda şenlik falan yok diyor. Bir sakinlik var ama içeri bir girdim ki herkes işini yapıyor. Bu Müslümanın şeyidir, vücudu. Bedeni bu da öyle. Yani bu saraydır yani. Bu saray. Bu saray çok önemli. Bu sarayın içerisinde şehir var. Şehrin içerisinde memleket var. Memleketin içerisinde alemler var. Peki saray nerede? O zaman bu libas ne kadar mühim? Tesettürün farklı farklı olması batınların hissiyatlarının farklılığından geliyor. Bak ona ait bir yer okuyorum. Hutbe-i Şami 77. Hem insanın davranışları, niçin bu elbiseyi tercih ediyor, bu rengi tercih ediyor. Bak unutmayın. Bak bu elime bak. Bu rengi ve bu şekli niye tercih ediyor? El cevap, Hutbe-i Şami 77 diyor ki, insanın davranışları, tercihleri, kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler ona yanlış yollara sevk edip mağlup etmez. Yani şu, insanda şöyle temelden gideyim. Akıl fikir var, bilgi var, Kur'an ezberlemiş. Tamam mı? Bilgiler dolu. Namaz bilgisi var, sureler var. Fakat bu bilgiye fikir, hissiyatı yoksa namaz olmaz. İnsanı namaz fiiliyatına geçiren bilgi değildir, histir. Aynı hakikatin bir versiyonu, formatı bilgidir. Aynı hakikatin bir formatı, bir şey mertebesi, üst mertebesi histir. Tamam. Histir. Eğer namaz hissi varsa fiili vardır, namaz vardır. Namazı varsa namaz hissi vardır. Uygulayayım. Dağdaki babaannelerimiz, ninelerimiz aklı pek yoktur. Yani ilmi yoktur, cahildir. Örf ve anane ile kalbi gelişmiş. Yani yaşanan bir şair ile gelişmiş. Bu şair ile gelişir kalp. Bu okuyarak gelişir. Babaannelerimizin din duygusu olduğundan namazı vardır ve tesettürü var, örtünür. Ama ayakta kütüphanedir, İmam Hatip mezunudur, İlahiyat mezunudur, namazı yoktur. Tesettürü yok. Tamam. Mesela ondandır zaten Avrupa'da olanlar, abi ne yapalım gidelim mi? Eğer şairle kalp gelişir, şairi olmayan yerden hicret edin diye söylemiş din. Bana bırakmamış ki yani. Şimdi burada 77'de diyor ki, bir insanın batınında bir his varsa mutlaka fiil gözükür. Kalbime bak diyor. Fiiline bakılıyor. Mesela diyorlar ki kafirane bir söz. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Bu kafirlerden gelmiş, içerimize girmiş. Oysa alameti vardır. İmanın da alameti var. Tamam mı? Ruhun da alameti var. Mesela takvanın alameti tesettürdür. Değil mesela. Şimdi namaz hissi varsa namaz fiili vardır. Namaz fiili varsa namaz hissi vardır. Namaz fiili yoksa kalbime bak denilmez. Namaz hissi yoktur. Ama namaz bilgisi var. Bak bu var. Tak. Bak görüyor musun? Tak. Olmaz. Fikirle namaz olmaz. Motoru çalıştıran bilgi değildir. Benzindir. Devam ediyorum. Bunun
tersi de, yani hissiyat varsa dışarıya çıkar. Eğer fiil varsa mutlaka bu fiili, bu makineyi çeviren enerji vardır. Yani unutmayın, fiiliyat enerjilerden olur, fikirlerden değil. Mesela yapayım. Kendini kötü düşünüyorsun, iyi değilim, hastayım. Bu hemen hissiyata dönüşür, fikirler. Hissiyata dönüşür. Hissiyatlar da hemen kendisini, sinirleri, sinirlerde bezleri, sindirim sistemi, mide bezleri, serotonin, tiroid bezleri vesaire hemen onları aktif eder. Aynı anda. Demek ki kötü hissediyorsan kötü düşünüyorsun. Yani his varsa fiil vardır. Fiil varsa bu adam kötüyse demek ki hissiyatı yanlış. Hissiyatı yanlış, düşüncesi yanlış. Eğer düşünceler hisse geçmişse namaz olur. Eğer düşünceler hissiyat seviyesine din tabiriyle boğazından aşağı geçmemişse, yakrauna Kur'an, Kur'an okurlar ama aşağı geçmez diyor. Yani fiil olmaz. Bunu diyor 77'de. Bunun tersi de cari, yani dış dünya iç alemi ihya ve inşa ediyor. Yani iç alem dışarıda gözüktüğü gibi dış dünyada içeriye taşınıyor. Bu da takva yapıyor. İç alemi dışarıya taşıyan perdedir. Perde olur, perdelerde gözüküyor. Davranışlarda gözüküyor. Dış dünyadaki hadiselerde içeriye taşıyan tesettürdür. Sünnet-i seniyedeki adab, bu ulvi adabın işaretidir ve dusturlarıdır ve nümuneleridir. Yani sünnet-i seniye davranışları neymiş? Ulvi alemin işaretleridir ve dusturlarıdır. Malzemeleridir. Tesettür fitridir. Fıtratın iktizasıdır. Tesettürü olmayan fıtratını bozmuş demektir. Fıtrı değildir diyen doğru söylüyor. Ne demek? Çünkü fıtrilikten çıkmış adam. Yani fıtrı diyecek fıtratını bozmuş değil mi? Bozmuş. Adam bildiğini söylüyor. Adam yaşadığını söylüyor. Fıtrı değildir diyen fıtrattan çıkmış. Yani o. Çünkü tesettür fıtridir. Fıtrattandır. Değildir diye fıtratı bozulmuştur. Tesettürde sevdirmek, nefret ettirmemek, istiskale maruz kalmamak için verilmiş. Yani güven ortamını oluşturuyor bir manası da. Karı koca arasındaki uygulanırsa, tesettür, kadının tesettürü sevdirmek, nefret ettirmek, ettirmemek, istiskale yani ithamlar altına, zanlara maruz kalmaması için emredilmiş. Başka, insanlar arasında nispet edilerek hem gurur ve kibirden hem de aşağılık kompleksinden kurtarmak içindir. Mesela tesettür kadına emredilmiş sebebi, niçin? Mesela kadın kadınla kıyas eder. Ne olur? Gurur kibir olur yani. Bak ben güzelim, endam boyum postum çok iyi. Kadın kadına kıyas ederek gurur kibir olur. Tamam, kibirden. Ötekisine ne olur? Aşağılık kompleksi olur. Bu tesettürsüzlüğün kadına vurduğu darbe. Kadının kadına vurduğu darbe. Bir, kibir gurura sebep olur. Var mı benim gibi yan bakan falan diyor. Böyle bir eda var. Ötekisi de aşağılık kompleksine gidiyor. Ondandır ki bakın gençler açılıp saçılıyor, yaşlar kapanıyor. Çünkü ihtiyarlığını ve çirkinliğini göstermek istemiyor. Aynı kadın gençken açıktı. Madem tazeyken sen istenildiğin zaman herkese açıldığında istenilmediğin zaman niye kapatıyorsun kendini? Yani 40-50 olduktan sonra kapanıyor. Onu takkeme anlat yani. Onu ne işe yarayacağını. Sen zaten açılsan sana bakmaz ki kimse. Kıymetliyken kıymetsiz ettin. Kıymetsiz iken kıymetli addediyorsun kendini. Hey, yanaşmayın bana. Yani şeyim. Günaydın, merhaba, iyi misin? Hoş geldin. Yani ekseriyetten o yaşta kapanması şeyli değil yani, fıtrı değil yani. Fıtrı değil. Kapanmalar fıtrı olmadığından böyle kusuyor zaten konuşmaları, davranışları. İntiba gelmiş değil yani. Yok yok, intibattan değil. Yani örfü adet ve anane böyle kapanmış yani. Ama şey yapmıyoruz. Yani açılsın haşa tövbe estağfurullah.
giyinerek giyindin ya, yapa 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 hissiyatı gelişecek. Yani bir hissiyatın dışa vuruşu değil, yaparak hissiyat kazanmak yöntemidir bu. Sonradan kapanmak, yapa yapa hissiyatları uyandırmak nasibin varsa uyanacak. Ama küçüklükten beri örtünürsen sen hiç zorlanmıyorsun, o hissiyat gelişiyor. Mesela küçüklükten beri örtünen bir kız çocuğunu atsın bakalım nasıl olur? Rüştü'nün şöyle bir misali vardı. Dedi ki, sonradan örtünenle ta çocukken örtünen arasında farkı söylüyor. Mesela bir kız çocuğu ilk örtünmüş, ta çocukluktan beri örtünmüş. Sonra buna deseler ki açıl, açılamaz. Ama bir çuval para vereceğim. Aklen kandıracaksın, tamam de bir çuval. Ama bir şart istiyoruz. Açılacaksın şu meydanda, sahnede, çuval para vereceğiz. Bir açılıp saçılacaksın, o kadar. Bir çuval ama bir şart, utanmayacaksın. Yani yüzün kızarmayacak. Yapamaz. Açılır ama kızarmamazlık yapamaz. Çünkü his akli değildir. Çünkü o örtündüğünden dolayı tesettür oldu. His tesettürdür. Bu tesettür his tesettürünü oluşturuyor. His de ruhu örtüyor. Hissi inşa ediyor değil mi? Evet. Unutmayın bu cümleyi. Yani şair İslami. Yani biz yapa yapa çocukluktan beri hissiyat gelişiyor. Bu hissiyat tesettür hissiyatıdır. Tesettür olmuş bu. Yani adeta tesettürü ruhuyla yapışmış. Bir yara düşünün, bant sardınız, bandaj yaptınız. Dura dura ete yapışmış. Sökemezsiniz çünkü deri de geliyor. Değil mi? Kabili tefrik değil. Değil yani. Kabili tefrik olmaz. Mesela tesettür kadınlara böyledir, yapışmıştır. Bakın, Rüştü abinin misali. Kız çocuğuna diyorsun ki 18-20 yaşında oldu ama çocukluktan beri, daha bulu çağına gelmedi, 5-6 yaşında, 3 yaşından beri giyinmiş. Bu çocuk 3 yaşından niçin söyledim? Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün hadisi var. Cinsiyetini o zaman anlıyor. 3-3,5. 3-3,5 yaşından dolayı çocuklar eşyanın bu cansız, bu canlı. Ondan önce cansız ve canlıyı bilmez. Mesela çocuk arabasını kırar. Niye? Niye gelmiyor lan? O zaman kırar. Çağırdım gelmiyor. Canlı bilir. Bebeğini yatırır, büyütür. Canlı bilir. 3,5 yaşından sonra canlı cansız ayrımı olur. 3,5 yaşında cinsiyetini bilir. Kız mı erkek mi olduğunu anlar. O zaman başlıyor. Bu yaşta başlayan bir kız çocuğunu 20 yaşında sahneye çıkaralım. Sana bir çuval para. Bir çuvala ikna da etsek, hayırda kullanacaksın ama millet seyrediyor. Bir soyun, çıplak değil ha, kafanı, elbiseni bir çıkar, yapar ama bir şartla. Kızarmayacaksın. Utanmayı yapma. Açıl ama utanma. Yapamaz. Açılır ama utanmayı yapamam. Peki tersini düşünelim. Bir perde kadınına, yani açık saçık böyle, her türlü naneyi yemiş. 40'tan sonra artık yapacağı işi yok. Ne yapayım ya, bankada da her şeye de çalıştık, yapacağımızı yaptık. Bunu da açtık, her şeyini bakalım. Defteri açalım, ahiret, dünyayı kazandık. Koyduk kenara, torunlara da daire kazanmak adına. Şimdi ahiret işi yapalım, bir haca gidelim. Bu da tesettüre kapandı. Bunu da sahneye çıkarıyoruz. Tesettürlü. Hanım, açıl, bir çuval para vereceğiz. Ama uta. Yüzünde kızarıklık olsun açılınca. Rahat açılır, utanma olmaz. Çünkü hayası gelişmemiş. Yani utanma onun şeydi. Mesela bak, açılabilir para almak için. Açılır, tamam yapar. Tamam. Fakat açılmaktan gelen bir utanmayı yap denilse, bu öteki kızın tersi. Ya bir kızar yani. Şöyle kızarabilir. Ben de yapıyorum ya, basınç yapıyorum. Kızarabiliyor. Bak. Ha böyle kızarabilir. Bu hayadan gelmiyor. Ha? Yani ha, açıl ama bir utan. Utancının da alameti kızar. Bunu yapamaz. Çünkü gelişmemiş.
Ya çocuktur diyenlerin kulakları çınlasın. Hissiyat nedir bilmez. Bu tesettür hissiyat oluşturuyor, hissiyat. Hissiyatın kendisi tesettürdür. Hissiyatı dokuyor yani, değil mi? Evet, hissiyatı dokuyor. Kendisi tesettürdür. O hissiyat işte seni günahtan korur, o hissiyat cehennemden korur, o tesettürdür. Hissiyatla vücudunu sarmaladığın için ne cehennem dokunur, ne kabir, ne nükel mekir, ne sırat köprüsü hiç kimse dokunamaz. İşte budur senin. Ha, nispet edilerek aşağılanmamak, gurur kibire sebebiyet vermemek için kadınlar arasında tesettürde emredilmiş. Başka, semlendiren pis nazarlardan örter gizler tesirini kırar, kendi aleminde kalmasını sağlar. Yani gözden çıkan şua var. Var ya şua, Peygamber Aleyhisselam diyor ki göz insanı mezara, deveyi kazana koyar. Ustad diyor ki aşırı muhabbet, aşırı adavet beni rahatsız eder. Demek ki insanların nazarı karşıya yükleme olur. Şimdi karşıdan gelen bir açık saçık. Nazar şehvetle bakarsa o kadının psikolojisi, o kadının cini varsa, o kadının ruhsal yapısı kopyala yapıştır içeriye giriyor. Nereden çıkarttın bunu? Sözler 4 üzerinde diyor ki merhume, rahmete muhtaç olan morgdaki bir meyte bir kadının cenazesine nazar-ı şehvetle bakmak hissiyat-ı ulvi-i insani derinden derine tahrip eder, öldürür diyor. Oysa ölmüş hani, değil mi? Ölmüş. Ölmüş olan şey canlı şeyi nasıl tahrip ediyor? Nasıl tahrip ediyor bak. Çünkü ha peki bundan daha ileridir canlı gibi gelen. Yani sen sigara içmediğin halde kahveye gitsen sigara kokusu sindiği gibi, değil mi? Aynı o kadının baktığın anda ruhsal yapısı sana geliyor. Çünkü nazardan kendisinin sureti timsalini gönderiyor. Unutmayın, bunu çok ilginçtir. Gözle insanın hissiyatı karşıya taşınıyor. Onun için böyle bakınca ne bakıyor, ne öyle diyorsun. Adam gibi baksana falan var ya. Böyle bakış bile adamın niyetini göstermiyor mu? Seni rahatsız ediyor. Bazılar demiyor mu? Ya adama bak ya. En gerek ilanı gibi soktu gözü beni ya. Evet Hasan abi, karşı tarafa hissiyatını gözle mi yüklüyor? Gözle yüklüyor. Gözle gönderiyor. Evet. Füzeyi gönderiyor. Karşıki tarafa gözle gönderiyor. Karşıki tarafın hissiyatını da aynı yolda alıyor. Başka yani ha pis nazar var falan, seni istismar etmek, senin nefsini alet etme nazarı var böyle, nazar şehvetle o gözden çıkan şua kadının ruhunu bozuyor, kadına yükleme yapıyor. Kadına bakarak ben aldımsa benden de bir şey girdi demektir. Otobüse birisi binmeden, otobüs dolu, önden birisi binmese arkadan birisi mutlaka çıkması lazım. Yani adam böyle bakarken sana yükleme yapıyor. Ondan sonra o kadın, açık saçık kadın eve geliyor. Of! Of! Darlandım. Tabii bir sürü nazarlar aldın, enerjiler aldın. Nasıl boşaltacaksın onu? Her türlü insanın şeyini alıyor değil mi? Her türlü insanın üzerine aldın. Ben doktorlara diyorum ki, veya insan ilişkileri çok olan işi düşünün. Sabah geldiğiniz zaman dedim iş yerine, sabah iş yerine geldiğiniz zaman ve yatarken avucunuzu kapatın. Ne biliyorsan en azından 7 Fatiha, 7 ayet-i kürsü oku. Öfür. Ayağına kadar şey yap. Sıvazla 3 defa. Ta ki bloku olsun, nazarlar girme. Tampon olasın nazarlara. Bak onu deneyin. Niye din böyle yapmış? El Fatiha dediğimiz zaman okuyoruz, böyle yapıyoruz. Niye? Sima ya. Sirete geçsin diye. Peki tesirini söyleyeyim sana. Fatiha deyin. Bir denesin, herkes denesin canım. Bak. İki yeri deneyin. Oluyor mu olmuyor mu? Abi bir şey masaj yapıyorsun. Vallahi ne yapıyorsan bilmiyorum ama ateş gibi oluyor. Yani masajı da biliyoruz. Bu ona benzemiyor ya. Bak nasıl şey yapıyor. Sen kendini et
Et imamısın. Dolmuş et mi zannediyorsun? İmanına yüklüyorsun o zaman değil mi? Fatiha'daki manayı. Yani Fatiha'nın içerisindekileri yüklüyorsun. Nasıl yüklüyorsun abi? Ya gireceğiz gene. Bu gözden oraya semli nazarı nasıl yüklüyorsun? Oradan sana nasıl geliyor biliyor musun? Senin kelamına dimanı yüklediğin gibi. Yüklendiğine deli daha sana bir halet değişiyor insanda. Tabii abi. Niye halet değişiyor? Niye değişiyor? Yani bak kelam var ya kelam. Dima yüklüyorsun. Kalbi yüklüyorsun. Geçiyor. Peki ondan yüklendiğine deli bozuluyorsun. Hissiyat-ı ulveyi tahrip ediyor. Bozuluyorsun. Acayip acayip hallere giriyorsun. Ağırlaşın ya. Ya devam. Madeni şefkatle işleyen tesis eden tesistir tesettür. Madeni şefkati işleyen bir atölyedir. Şefkat madendir. Ustad diyor maden. Şefkat madenini atölyede işleyelim. Sanayi olsun. O tesettür bir sistemdir. Atölyedir, fabrikadır. İçeridekini dışarıya atar, dışarıdakini içeriye alan bir böyle bir geçiş atölyesi gibidir. Madeni şefkat tesislerde, tesettürlerde işlenirse, yani kadının şefkat bir cevherdir. Tesettürde bu işlenirse, işlenirse sukuta, zillete, manevi esarete ve sefalete düşmüyor. Bir daha söyleyeyim. Madeni şefkat tesettür atölyesinde işlenirse sukuttan, zilletten, manevi esaretten ve sefaletten seni kurtarıyor. Çabuk çabuk gideyim. Tahaffuf tesettürü iktiza ediyor. Yani kadında korkaklık var. Yani tecavüze uğramamak için. Bu korkuyu güvene dönüştüren tesettürdür. Güvene dönüştürüyor. Sen eğer uzun süre iki ders yapalım ya öyle şey yapsak. Öyle mi? Ezmeyelim abi. Mevzu çok harika. O zaman öyle yapayım. Yarın devam edelim orada. Yani duruyor. Çok harika biliyor musun? He? Çok acayip manalar var ya. Peki. Ben yani ezmeyeyim. Ezmeyelim abi. Çünkü çabuk çabuk geçeceğim. Mesela bak ne kadar antika. Tahaffuf var diyor kadınlarda. Korku var. Şimdi korkuyu nasıl ezdi mesela? Korkuyu anlatmam lazım. Evet. Mazisi yok korkunun. Bu sayfada da bayağı geçtik yani. Korkunun mazisi yok. Korku gelecektir. Yani endişe ve korku geleceğe ait. Yorumlayamamaktan. İşte tesettür sana güven getiriyor. Geleceğin yorumluyor sana. Çünkü tesettürsüzlük insanda, kadında korku vardır. Korku hakimdir. Tecavüze uğramayayım diye. Bu korkusunu güvene nasıl dönüştüreceksin? Mesela bir denemişler yani böyle bir videoyu. Amerika'dan bir caddeden bir caddeye açık saçık kadın çıkıyor. Belki de 20 tane 30 tane insan laf atıyor. Argo her şeyi söylüyorlar. Aynı kadın arabayla alıyorlar tekrar aşağıya o caddeye çıkarken. Tesettüre bu yönüne hiç kimse bir laf atmıyor bir de yol gösteriyorlar. Neyse gelirken çekiniyorlar. Ötekisine omuz atmak için yanında durduğun oluyor. Tesettür yani bir insana hem kişilik hem kimlik veriyor, hem kendisine güven veriyor, hem diğerlerine de merhametini aktif ediyor. Tüm hissiyatlar sanki böyle inşa ediyor. Ben de mesela, kafire de nefreti aktif ediyor. Müslümanlarda merhameti aktif ediyor. Gördüğü zaman hemen otobüste yer vermek istiyor, çekiniyor, şey yapmak istiyor. Yani onu kurmak ister, şey yapmak ister. Yani ona acayip bir şey. Mesela bir tanesi bir şey söyledi de... Dedi ki çok kalbinizi gidecek ama ne bileyim. Yani tesettür de bir şeyin Allah adına olduğunca ben Allah adınayım. Bu sefer insandaki Allah'a ait olanlar aktif oluyor. Yani bir de şeycilik demek oluyor sana abi. Yani kadını tesettür diye takva yapıyor sana abi. Hani bir semli nazarlardan kendini şey yapmak için örtünüyor. Bir de Allah emrettiği için. Tabii bu Allah emrettiği için Allah bu sefer kalpler Allah'ın elinde. Bütün kalpler ona göre muhabbet cebediyor. Mesela açık saçığa mı kadına mı muhabbet oluyor? Açık saçıktan nasıl istifade edeceğim diye yollarına bakar.
oturuyor. Ama tesettürü olanlar da en zalim bile ondan istifade etmediği demeye nefret olur, uzak durur. Ama Müslümanlar da zerre kadar imanı olunca ona karşı bir muhabbet duyar. Niçin? Çünkü onun inandığı Allah'a ben de inanıyorum. O zaman adeta o tesettür benim Allah'lık, Allah'a ait özelliklerimi uyandırıyor. Dindarlığımı ortaya çıkarıyor aynı zamanda. Tesettürlü kadın benim ben Müslüman olduğumu, dindar olduğumu, Allah olduğunu, Allah'ın var olduğunu hatırlatıyor bana. Onun için Üstad Tarihçi Hayat'ta tesettürlü bir kadın diyor, 20 dışarıda olunca diyor, dışarıda gözükse, 20 vaazdan daha tesirli vaaz eder diyor. Aynı böyle geçiyor. 20 vaazdan daha tesirli vaaz ediyor. Çünkü ona bakan Allah'ı hatırlıyor, peygamberi hatırlıyor, ahireti hatırlıyor, Allah'ın emirlerini hatırlıyor. Kafir dayı öyle, Allah kafir de Allah'ı hatırlıyor. Bu niye böyle? Allah'ı hatırlıyor, Kur'an'ı hatırlıyor, İslam'ı hatırlıyor, Muhammed'i hatırlıyor. Avrupa'da Muhammed diyor, Muhammed'i diyor. Çünkü çok iyi biliyor ki herkes bunun isteği değildir. Belki de çok iyi biliyorlar ki bunu istemiyordu. Yani nefsi hepimizin istemiyor. Yani muvaffakiyetini gösteren göstergelerdir. Dindarlığını, nefsine galebe çaldığını gösteriyor. O zaman ezmeyin. Devam edelim yani. Çok acayip. Yani tesettür sırf kadın zannediyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha tıma salavâtı.